Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, hamden lillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve bihi nesta'in. Bizlere Kerim kitabımızı indiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizler için alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kainatın zerratı adedince salatu selam olsun. Kanal 43 ekranları başında bizi izleyen sevgili seyircilerimiz, yine sizlerle Cuma'nın Bereketi programında birlikteyiz. Her hafta farklı bir konuyu sizlere açıklamaya, anlatmaya, sizlerin istifadesine sunmaya çalışıyoruz. Bu hafta inşallah bize indirilen Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'den, bu Kur'an-ı Kerim'in evlatlarımıza öğretilmesinden, evlatlarımızın ahlaklı yetiştirilmesinden ve evlatlarımız bizim için nasıl faydalı, nasıl göz aydınlığı olur? Bunlarla alakalı vaktimizin el verdiği ölçüde sizlerle sohbet edeceğiz inşallah. Hadis kitaplarımızda şöyle bir şey anlatılır. Aralarında bir yaş olan iki tane çocuk düşe kalka küçük küçük adımlarla Mescid-i Nebevi'ye girerler. Mescid-i Nebevi'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberdedir ve cemaat de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemektedir. Bir anda bütün bakışlar Efendimiz'e, Efendimiz'in bakışları da Mescid-i Nebevi'den küçük adımlarla ile içeriye giren iki küçük çocuğun üzerinde yoğunlaşır. Efendimiz minberde hutbesine ara verir, minberden iner, sahabenin arasında sahabeyi yararak iki küçük çocuğu kucaklayarak tekrar minbere döner. Ve minberde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tegabun suresindeki mealen şu ayet-i kerimeyi okur. Rabbimiz de ne kadar güzel söylemiş. Rabbimiz evlatlarınız sizin için imtihan vesilesidir buyurmuştur der ve o iki küçük çocuğu, torunlarını Hasan'ı ve Hüseyin'i kucağına alarak minberde kaldığı yerden devam eder. Evet kıymetli seyircilerimiz, hadis kitaplarımızda bu olay anlatılır ve bu olay Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarına ne kadar önem verdiği göstermektedir. Çocuklara gösterilen hassasiyeti Efendimizin davranışlarından bize sergiler. Bugün biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi göz aydınlıklarımız evlatlarımızın yetiştirilmesinden, terbiyesinden bahsedip bu konuyu konuşmaya çalışacağız. Stüdyodaki misafirimiz Tavşanlı ilçe müftümüz Sayın Hüseyin Aksoy hocamız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buradan bütün izleyicilerimize, kardeşlerimize hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar diliyoruz. Bu programda inşallah hayırlara vesile olsun. Tüm insanlığın istifadesine, milletimizin, gençlerimizin, evlatlarımızın istifadesine inşallah güzel şeyler anlatırız. Rabbim şimdiden hem şahsımızı hem de bütün müminleri buradan müstefid olabilenlerden eylesin inşallah. Allah razı olsun değerli hocam. Dualarımıza amin diyoruz inşallah. Kıymetli hocam, biz Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde evlatların anne babaları hakkı üzerinde, anne babaların da evlatları hakkı üzerinde anlatırız. Mesela Kur'an-ı Kerim'de en genel manasıyla bildiğimiz şu ifade vardır. Annenize, babanıza üf bile demeyiniz. Evet. Dünyada onlara marufla muamele edeyiniz. Ya da zannediyorum Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bir duası vardır. Allah'ım onlar beni küçükken nasıl yetiştirdi, terbiye ettilerse sen de onlara rahmetle muamele et diye. Farklı surelerde farklı dualar vardır. Çocukların anne baba üzerinde hakları var mıdır hocam? Şimdi değerli hocam, şöyle bir hususu anlatmak suretiyle veyahut da şu ayet-i kerimeyi göz önünde bulundurmak suretiyle biz konumuza giriş yapmış olalım. Rabbim Tahrim Suresi 6. ayet-i kerimesinde Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu qu enfusekum ve ehlikum naran ve quduhennâsu vel hicârah. Ey iman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi, ehlinizi, çoluk çocuğunuzu koruyunuz der. Evet hocam. Şimdi bu kişinin kendisini koruması, ehlini, ailesini, çoluk çocuğunu korumasında anne babanın demek ki ebeveynin çocukları üzerinde bir görevi var. Evet. çocuklar üzerinde anne babanın bir görevi olunca demek ki çocuğun bir hakkı var. Evladın anne baba üzerinde bir hakkı var, bir alacağı var. Yani anne babanın yapması gereken bir görev. Nitekim bu ayet-i kerimeyi sahabe efendilerimizden birisi okuyor, düşünüyor ben kendim bunu korurum ama çocuklarımı nasıl koruyacağım diye soluğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında alıyor ve diyor ki ya Resulallah ben kendimi koruyabilirim ama çocuklarımı nasıl koruyacağım, ailemi nasıl koruyacağım dediğinde Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki Allah'ın emrettiklerini çocuklarına emredersin. Allah'ın yasakladıklarından da onları men edersin. Bu şekilde aileni, çocuklarını korumuş olursun. Nitekim başka bir hadis-i şerifin de hemen burada peşinen hatırlamış oluyoruz. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyyetihi. Yani hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz sürüden, yani sorumluluğunuz altında bulunan kişilerden, onların hayatlarının gidişatından nesiniz? Sorumlusunuz. Sizin de sohbetin başında söylediğiniz ayet-i kerimede, evet, el mal vel benun zinetül hayatid dünya. Yani mal ve evlatlar dünya hayatının bir süsüdür. El mal vel benun el fitne. Mal ve evlatlar bir imtihan vesilesidir. Yani bizim evlatlarımız bugün bizim hanelerimizin süsü, göz aydınlığımız, onlar evimizin bereketi. Hani Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrata a'yunin vec'alna lil muttaqine imama. Ya Rabbi bize göz aydınlığı olacak eş, çocuklar nasip et diyor Rabbim. Eşlerimizi, çocuklarımızı bizim için göz aydınlığı olmaları nasip eyle ve bizi iyilere önder eyle. Şimdi onlar hanenin göz aydınlığı, geleceğimiz. O zaman geleceğimiz olan bu çocuklarımıza karşı onları yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden korumak için bu defa görev neler, sorumluluklar neler? Onu da yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden, Peygamberimizden hemen alıyoruz, öğreniyoruz ki diyor ki evladın anne baba üzerinde 3 hakkı vardır bir hadis-i şerifte. Başka hadis-i şeriflerde, başka rivayetlerde söz konusu. Burada geçiyor ki, 1. O doğduğunda ona güzel bir isim vermek. 2. Onu eğitimini en güzel şekilde yapmak. Yani o konuşmaya başladığında ona Allah'ın ismini öğretmek, ona kitabı sevdirmek, ona güzel ahlakı aşılamak, o güzel ahlakı öğrenecek ve yaşayacak şekilde onun eğitimini sürdürmek ve evlenme çağına geldiğinde de onu hayırlısıyla, hani halk arasında tabir edilen baş göz etme. Evet. Yani oğlumuza hayırlı bir kız, kızımıza hayırlı bir damat bulmak için, dini bütün birini bulmak için evlendirmek. Yani anne babanın vazifesi. Şimdi önümüzde de artık yaz Kur'an kursları başlayınca aslında sadece sezonluk bir eğitim değil bu. Kur'an eğitimini verme, Kur'an'ı öğretme, Kur'an'ın ahlakını onlara yaşamayı, yani Kur'an ahlakını onlara öğretme ve sadece öğretme değil. Asıl maksat aslında eğitim. Yani yaşam haline döndürme. Bunu yapmak için sadece yaz kursunu da beklemememiz gerekiyor ama çocuklarımız, yani bizim kış sezonunda İşte okullar var, dünyalık hayatlarına dair kendilerine göre hedefler var. Kimisi şu olacak, kimisi bu olacak diye. Bu eğitimin içerisinde aslında hiç ihmal etmememiz gereken biz Kur'an eğitimini nedense ihmal ediyoruz. İnşallah bu ihmali de ne yaparız? Bırakırız bir gün. Ya da onunla birlikte bu çocuğun, yani çift kanatlı bir kuş gibi yetişmesini inşallah sağlayacak eğitim metotları, modelleri geliştirilir ki İmam Hatipler, Kur'an kurslarıyla birlikte hafızlık projeleri hem ilimizde, ilçelerimizde bunlar uygulanıyor. Bunlar inşallah daha iyi yapılır, daha detaylı, daha yaygın bir şekilde devam eder. Bütün evlatlarımız bu anlamda yetişirler. Aslında aileler de bu çocukları bu şekilde yetiştirirken, mesela kış sezonunda okul ile birlikte bir aile, benim çocuğum işte iyi bir el yeteneği var, bir resim ve benzeri kursa gitsin veyahut da bedensel olarak bir spor faaliyetine gitsin diye gönderiyor ve pekala bu öğrencinin okul dersleriyle birlikte bu kursu da götürmesi mümkün oluyor hocam. Neden bir aile aynı zamanda, tamam benim evladım bu okuluna devam etsin, bu okuluna devam ederken aynı zamanda böyle bir Kur'an eğitimine devam etsin. Efendim böyle bir Kur'an ahlakının verildiği, milli manevi değerlerin verildiği bir eğitim efendim veyahut da mütalaa etüt salonlarına devam etsin. İşte ilimizde gençlik merkezimiz var. Birçok ilçelerimizde bu gençlik merkezimiz var. Yani biz Tavşanlı müftüsü olmamız hasebiyle de Tavşanlı'da bizim değerli hocam birçok camimizde, Kur'an kurslarımızda, gençlik buluşmalarımız sezon boyunca devam ediyor ki il genelinde elhamdülillah bu tür çalışmalar var. Yani biz evlatlarımızı bu camilerimizdeki bu Kur'an eğitimlerine, camilerimizdeki Kur'an ahlakının eğitiminin verildiği bu kurslara, bu yerlere, bu Diyanet gençlik merkezlerimize evlatlarımız gittiğinde ne olacaklar? Bunlar hem dünyevi ilimlerini öğrenmiş hem de onların uhrevi hayatlarını kurtaracak ahlakı öğrenmiş ve hayatlarına tatbik etmiş, yaşamış olacaklar. İşte o anlamda değerli hocam, bizler anne babalar olarak o zaman hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere tavsiye ettiği, yol gösterdiği evlat üzerinde anne babanın görevleri nedir? Ona güzel isim vermek, ona Allah'ın ismini öğretmek, ona güzel bir eğitim vermek, efendim ve evlenme çağı geldiğinde onu o şekilde evlendirmek, helal lokmayla tabii, helal rızıkla, kazançla onu besleyip büyütmek en başta gelen vazifeler değerli hocam. Ana hatlarıyla Allah razı olsun dediğiniz gibi yani çocuğun hakları da şimdi hocam biz özelde biraz daha eğitim üzerinde, Kur'an eğitimi üzerinde duracak olursak hani şöyle de bir söz vardır malumunuz. Umuru hayriyenin muzir manileri çoktur. Evet. Hayırlı işlerde her engel çok engel çıkar. Şimdi Kur'an eğitimi öğretiminde engeller nelerdir veya da bu engeller nasıl aşılmalıdır hocam? Anne babalara neyi tavsiye edersiniz? Değerli hocam, malum yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ مِنْ اَفْضَلَ اَدَبٍ حَسَنٍ. Bir baba evladına güzel ahlaktan daha iyi bir miras bırakmış olamaz. Evet. Yani biz büyükler olarak, ebeveynler olarak evet evlatlarımıza güzel ahlakı miras bırakacağız. Yani onların bu eğitimini yapacağız. Fakat günümüzde modern çağda özellikle bu eğitimi biz vermek istiyoruz ama bu defa çocukların önünde bu eğitimi almak, bu hayata girmek için müthiş engeller var. Şimdi bu engellerle ilgili ben büyüklerimizden de duyduğumuzla kendimize göre bir onu formülize etmişiz. Çocuklar için 3 tehlike 3T ile geliyor hocam. Evet. Çocuklar için, çocukların edep ahlak sahibi olmasında, onların güzel bir şekilde yetişmesinde 3 tehlike 3T ile geliyor ve bu 3T'yi telefon, tablet ve televizyon olarak formülize ediyoruz hocam. Bugün işte akıllı telefonlar diyoruz bunlara ki o telefon işte o şekilde akıllı yaptıkları için bizim çocukları yönlendiriyor, sevk ediyor. Tablet, onların içerisinde çeşit çeşit oyunlar var. Çocuklar hatta büyükler bile bu telefonlara, bu tabletlere, bu oyunlara daldığında bundan artık adeta kurtulamıyor. Yani onun müptelası oluyor. Efendim bir televizyon, yani bu televizyonda yani şu program, bu program, şu film, bu film derken bir bakıyorsun ki bütün vakitler böyle geçip gitmiş. Hatta bazen böyle espri olsun diye anlatırlar. Ya işte bizim evde hanım veyahut da babaannem, anneannem şöyle bir namaz kılıyor. Tam namazları reklam arasına denk getiriyor. Reklam arasında namazı kılıyor bizim babaanne. Ondan sonra tekrar diziye kaldığı yerden devam ediyor diye. İşi espri olsun diye o şekilde denk getiriyorlar. Yani o televizyondan kurtulamıyoruz. Şimdi televizyondan, telefondan ve tabletten kurtulamayınca hocam, yani bizim vermemiz gereken, çocuklarımıza vermemiz gereken Kur'an eğitimi, sadece bu Kur'an eğitimi değil, aslında çocuğun, yetişen gencin, neslin sağlıklı, yani zihnen, bedenen sağlıklı yetişmesinde efendim onun hem dünyevi ilimleri hem uhrevi ilimleri öğrenmesinde en büyük tehlike, en büyük engel bu 3T hocam. Bu anlamda velilere çok büyük görev düşüyor. Eğitimcilere bu anlamda çok büyük görev düşüyor. Yani çocukları bunlardan kurtarmak, yani tamamen kurtarmak bugün mümkün mü? Bu değil. Çok zor. Bunu çünkü aynı zamanda işte genç okuluna gidiyor, bir ödev yapacak. Bugün kütüphanelere gidilmiyor. Artık kütüphaneler bu T'lerin birinde hocam. Yani bilgisayar var, telefon var, telefonlarda internet var. Buradan ödevine bakıyor. Yine bunlarda farklı faydalı programlar var. İşte şu anda televizyondayız hocam. Yani bu televizyondan güzel şeylerle aktarılıyor. Yani medya okur yazarlığı deniliyor hocam. Yani biz bugün hem büyükler olarak kendimiz hem de yetiştirdiğimiz evlatları, yani medyayı doğru kullanma, telefonu doğru kullanma, televizyonu doğru kullanma, bilgisayarı doğru kullanma, ihtiyacımız kadar kullanma yönünde onları kanalize etme, onları eğitme, onları yetiştirme yolunda olduğumuzda, yetiştirebildiğimizde, o zaman ben inanıyorum ki yani ya bunlar söz dinlemiyor, bunlar şöyle yapmıyor, bunlar böyle yapmıyor, bizim çocukluğumuzda böyle değildi dediğimiz o çocuklarımız zamana göre, hani Hazreti Ali Efendimiz siz de çocukları zamanına göre yetiştirin sözünden hareketle zamana göre gitmiş, ona göre yolumuzu çizmiş olacağız. Çocuklarımızı da ona göre bir yola koymuş olacağız diye ben bu anlamda inanıyorum değerli hocam. Şimdi hocam bizi çocuklar izlesek ki izliyorlardır inşallah, izleyecekler de biraz da bazen öz eleştiri yapmamız lazım. Evet. Sanki öyle geliyor ki hocam şimdi toprağa ayakları basmıyor, suya ayakları değmiyor, ağacı görmüyor. Dört duvarın arasında biz bu çocuklarımızı hapsettik. Dışarıya çıksalar parkta, bahçede betondan başka, caddede, sokakta taştan başka bir şey görmüyor. Ya bu çocuklar da bir noktada haklı. Aslında bu çocukların da hakkını yememek lazım. Çünkü yani aşağı yukarı belki siz bizden büyüktünüz. Aynen. Hani bir deşarj olmak için, enerjimizi boşaltmak için dağa giderdik, taşa giderdik, toprağa giderdik. O imkanlardan da mahrum kaldılar. Bugün biraz da çocuklarımızı anlamamız lazım. Bu işlerde etkili ve yetkili olanların biraz gerçekten çocukların hissiyatını veya da ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmaları lazım hocam. Ondan dolayı da bu 3T'den dolayı da mecbur kalıyoruz bazen. Keşke dediğiniz gibi olmasa hep beraber elimizle belki de çocuklarımızı ben yani bunlara üvey anne diyorum bazen, sizin az önceki dediklerinizi üvey annelerin eline teslim ediyoruz telefonun, tabletin. Onlar terbiye ediyor bazen de. Yani. Keşke öyle olmasa. Kıymetli hocam, Kur'an eğitimi yine bizi asıl ana konumuza döner. Yaz Kur'an kursları dediniz. Geçen sene ülkemizde yanlış hatırlamıyorsam hocam 3 milyona yakın öğrencimiz Yaz Kur'an kursları programlarından istifade etmiş. Evet. Şimdi Kur'an öğretimi aslında çok zor bir şey değil. Kolay yöntemleri de var, kolay yollara var. Keşke geçen seneden sizin az önceki ifade ettiğiniz gibi Yaz Kur'an kurslarında camiye giden bir öğrencimiz her gün olmasa bile cuma akşamlarında Kur'an okusaydı belki şimdi bu devam eti, hayrul umuri edvamuha dediğimiz, evet, hayırlı işler devam etseydi de biz öğretiminde çocuklarımıza Kur'an öğretimini kolaylaştırsaydık ya da bu Kur'an öğretimini bir anne baba olarak ben sizi izlesem nasıl kolaylaştıracağız? Ne yapabiliriz hocam Kur'an eğitimi öğretiminde? Şimdi değerli hocam, eğitimde malumunuz hep bu söylenir. Bir neslin yetişmesi için 3 saç ayağı dediğimiz 3 madde önemli. Evet hocam. Yani öğrenci, öğretici ve veli. Evet. Yani bu üçü birlikte hareket etmek zorunda. Yani tek öğreticiyle olan bir iş değil, tek öğrenciyle olan bir iş değil, veya da tek veliyle olan bir iş değil. Şimdi evet, bugün biz istiyoruz çocuklarımız şunu da öğrensin, bunu da öğrensin. Çocuğun başarılı olması için değerli hocam, öncelikle şöyle bir formülize etmemiz gerekiyor. Bunu da farklı hocalarımızın da yine gösterdiği, uyguladıklarından görüyoruz. Bir, öğrencinin hevesinin olması gerekiyor. Yani isteyecek öğrenci. Evet. Ben bunu okumak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Şimdi ama öğrenci de durup dururken ben Kur'an öğrenmek istiyorum demez. Hele hele biraz önce dediğimiz gibi işte etrafındaki arkadaşları telefonla, tabletle vesaire şeyle, günümüzdeki şeylerle, farklı internet üzerinden oyunlarla meşgulken hiçbir öğrenci ben bunu öğreneceğim diye bir heves edinmez. Mümkün değil. O zaman biz öğrencinin hevesi dedik ama öğrenciyi demek ki heveslendirecek formüller geliştirmemiz gerekecek sayın hocam. Öğrenciyi heveslendirmek için burada bir görev hocaya düşüyor. Nedir? Hocanın nefesi olması lazım. Hani eskiler derler hocanın nefesi kuvvetliyse bu iş tamamdır diye. Hocanın nefesi. Bu nedir? Hocanın gayreti. Hoca arkadaş, yani etrafında bu anlamda eğitim alabilecek kimler var? Bunu tespit etmesi gerekiyor. Onların eğitim alabilmesi için teşvik etmesi gerekiyor. Yani hoca adeta ben etrafımda insanlara nasıl faydalı olabilirim? Yeni yetişen nesli Kur'an ahlakıyla nasıl yetiştirebilirim? Onlara Kur'an ahlakını nasıl yerleştirebilirim diye bir dert edinmesi gerekiyor. Bu anlamda kendini bir dava eri, bir dava adamı olarak görmesi gerekiyor. Yani onu dava edindiği zaman işte o nefes peşinden gelecek. Ondan sonra çocuk geldiğinde bunun gayretlerini gösterecek. Hatta birisi diyor ki, öğrenemeyen çocuk yoktur, öğretemeyen hoca vardır diyor. Yani sen yani bugün zaman zaman işte camilerimizde, okullarda bakıyorsun ki orada çocuklar sağa sola koşuşturmacadalar. Şunda bunda vesaire şey koşturuyor. Şimdi onlara dur şöyle yap böyle yap olmuyor. Onların dikkatini cezbedecek, çekecek farklı artık günümüzde formüller üretiliyor. İlk işte kurslarımızda geçen yıllarda ilk gün oyunla tanışma programları geliştiriliyordu. İlk gün mesela eskiden amin alayları düzenlenirmiş Osmanlı'da, ecdadımızda. Evet. O eğitime başlayan çocuklar sokaktan böyle toplu yürütülür, dua edilir. Farklı gösteriler, Hacivat Karagöz gibi gösteriler yapılır. Bunlar da çocuklar için yapılınca çocuk ilk önce ha ben değerliyim demek ki, benim için bunlar yapılıyor bilinci oluşturulur. Anne babalar da ya bizim çocuklarımızı eğitmek için onların dikkatini çeken şeyler yapıyorlar, gayret gösteriyorlar diye bunun yapılıyor, bu programlar yapılıyor. Yani bu anlamda da biz demek ki kursun başlangıcında bir açılış programları, farklı etkinlikler, duyurular yapmak suretiyle yani hocam mutlaka mahallesinde, köyünde, o caminin muhitinde bu tür bir programın varlığından milleti, çocukları haberdar edecek. Bununla ilgili bir gayreti olacak. Bakınız çocuklarınız yetişsin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine bir hadis-i şerifi var. İşte kün alimen, ev müteallimen, ev müstemi'an, ev muhibben, ve la tekun hamisen fetehlike. Şimdi diyor ki ya öğretici ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya da bunları bu üçünü seven ol. Sakın ha beşincisi olma, helak olursun. Yani bu anlamda hoca bunun dert edinecek. Yani bu benim etrafımda bulunanlar, ben ilk önce öğretici olmak zorundayım. Etrafımdaki insanlar öğrenici olmak zorunda. Sevecekler, dinleyecekler, destek verecekler. Onların desteğini almak için bir gayret, bir çaba. Yani hocanın nefesinin kuvveti bu çabadan geliyor. Bu dava dert edinmesinden geliyor. Bu olduğunda Allah'ın izniyle bir taraf Yani bu şekilde yerleşmiş oluyor. Şimdi bir diğer boyut veli ayağı. Şimdi burada da bir annenin ketesi, iki babanın kesesi hocam. Annenin ketesi, babanın kesesi. Şimdi annenin ketesi demek ne demek? Yiyecek demek hocam, azık. Şimdi kışın eğitim öğretim sezonunda biz çocuğumuzun okulda başarılı olması için bir anne erkenden kalkıp çocuğuna kahvaltısını yaptırır mı hocam? Yaptırır. Çünkü çocuk okula aç gitmesin. Çocuk okulda başka şeylerle meşgul olmasın diye onun evde kahvaltısını yaptırır. O zaman bu Kur'an eğitimi boyutunda da yine anne zahmet edecek, önce kendisi güzelce kalkacak, çocuğunun kahvaltısını hazırlayacak. Onu hem çocuğun uykusu açılacak, kendine gelecek. Çocuk zihnen artık ders almaya hazır hale gelecek. Şimdi babanın kesesinin devreye girmesi de, şimdi malumunuz birçok durumlarda çocuklara farklı ödüller verilebiliyor. Farklı programlar yapılabiliyor. İşte çocuklar bugün kursa gittiler, bir şeyler öğrendiler diye yerine göre onlara birer dondurma, birer çikolata ve benzeri şeyler ikram edilebiliyor. Herkes karınca kararınca orada bu hizmeti yürüten hoca arkadaşa böyle bir destek verdiğinde oradaki görevlimiz, işte camisine, kursuna kaç tane çocuk geldi? 20 tane, 30 tane, 50 tane, 100 tane civarında mesela gelen talebeler oluyor. Onlara toplu böyle ikramlarda bulunacak. Diyecek ki çocuk, o zaman mesela bu kışın da cami gençlik buluşmalarında, Kur'an kursu gençlik buluşmalarında çocuk geliyor. Orada hoca ders yapıyor, hoca sohbet ediyor, hoca Kur'an okutuyor. Sonrasında da onlarla farklı oyunlar oynuyor. Camide kışın hocam, gecelerde uzun, hafta sonunda gelmiş. Akabinde de çocuklar diyor, bugün size bir hayırseverimiz efendim çiğ köfte, ayran ikram etti. Onun hayrıdır. Buyurun afiyet olsun diyor. Çocuklar ona bayılıyor hocam. Biz camiye gittik, bize bunu ikram ettiler. Biz camiye gittik, bize çikolata ikram ettiler. Kek, meyve suyu ikram ettiler diye. Yani seviniyor. Yani baba Allah'ın kendine verdiği nispette hem hayrını, hasenatını yapmış olacak. Sadece kendi çocuğuna değil, kendi çocuğuna veriyor gibi olacak ama bütün oradaki mahallenin çocuklarına da hayır yapmış olacak. Yani böyle olunca bu, yani annenin ketesi, babanın kesesi, hocanın nefesi birleşince hocam peşinden çocuğun hevesi geliyor. Doğru söylüyorsunuz hocam. Çocuğun hevesi peşinden geldiğinde Allah'ın izniyle bu eğitim daha düzenli, daha tertipli gitmiş olur. Artık oradaki eğitim metodunda hani ilk gün eskiden şöyle yapılır. Elif öğretilirmiş hocam çocuklara. Yani fazla bir ders değil ama ondan sonra bir program, hani bir hedef var. Atıyorum 10 derste, 10 saatte, yani 10 günde bu çocuk Kur'an'a geçmesi lazım. Bir yaz boyu değil de 10 günde. Şimdi bu hedef konulunca ama birinci gün Elif öğretiliyor. Neden hocam? Elif gibi doğru olmak öğretiliyor. Hem Elif harfi öğretiliyor hem Elif harfindeki Allahu alem bu ve benzeri hikmetler burada öğretilmiş oluyor. Onu öğretilince de bu süreç hocam devam ediyor Allah'ın izniyle. O zaman hocam fotoğrafın tam olabilmesi için puzzle'ın parçalarının tam yerinde olması lazım ki bu eğitim yılın 365 günü 12 ay devam etsin ve verimli olsun inşallah. Aynen hocam, aynen. Kıymetli hocam, yani daha önceki geçen senelerde belki konuşmadığımız bir mevzuyla yine şey yapacağız. Pandemi dedik, Covid-19 dedik. Evet ve hocam. Bu zahiren bizim başımıza bayağı iş açtı. Yani öğrencilerimizi göremeyeceğiz, öğrencilerimiz gelemeyecek, camilerimiz çocukla dolup taşmayacak. Ama bu din eğitimi, din hizmette, Kur'an öğretimde her halükarda devam edecek. Şimdi 2020 yılı yaz Kur'an kurslarımız camilerimizde, mekanlarımızda, fiziksel ortamlarda olmayacak. Evet. Bununla alakalı başkanlığımızın ne gibi çalışmaları var? Ekranları başında bizi izleyen sevgili seyircilerimize neler tavsiye ederiz? Ne gibi bir yöntem uygulanacak bu sene kıymetli hocam yaz Kur'an kurslarında? Evet, değerli hocam bahsettiniz. Tabii bütün dünyayı, sadece ülkemizi değil, evet, bütün dünyayı saran bir salgın hastalık, Covid-19 denilen bir salgın hastalıkla yüz yüzeyiz, iç içeyiz. Rabbim öncelikle tekrar dua ediyoruz. Bu hastalıktan, bu beladan her birimizi, bütün insanlığı kurtarsın. Tabii her Rabbimden gelen her şeye müminin imanı, inancı razı olmaktır. Kahrında hoş, lütfunda hoş diyebilmektir. Geldiğinde de yine hâzâ min fazli Rabbi, ya Rabbi bu da senin bir fazlındandır. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtı ona getirilince bu diyor Rabbimden bana bir lütuftur ama beni denemek için şükür mü edecek, nankörlük mü edecek diye ayet-i kerimede. Şimdi müminin hali ne güzeldir der Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kendine bir iyilik verildiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir musibet geldiğinde de sabreder, bu da onun için hayır olur. Biz bir mümin olarak Allah'ın izniyle başımıza gelen iyilikte de kötülükte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği bu yolda yürümek suretiyle her durumu hayrımıza çevirmenin gayreti içerisinde olmalıyız. İşte bu Kur'an kursları, Kur'an eğitim meselesinde de bunu yine kendimizin, evlatlarımızın, ümmetin hayrına, lehine döndürmek için ne yapmamız gerekiyor? Yollar bulmamız, çabalar sarf etmemiz gerekiyor değerli hocam. Şimdi okulların ikinci döneminin neredeyse hemen hemen tamamı bu anlamda uzaktan eğitim yoluyla geçtiğinden dolayı da şu anda çocuklarımız, velilerimiz aslında uzaktan eğitime hazır. Yani bu yıl yaz Kur'an kursları da uzaktan eğitim yoluyla devam edecek. Peki bu uzaktan eğitim nereden yapılacak, nasıl yapılacak? Diyanet İşleri Başkanlığımızın Diyanet TV diye televizyon kanalı var. Malumunuz buradan bütün kardeşlerimiz bunu biliyorlar. Diyanet TV üzerinden, Diyanet televizyonumuz üzerinden önümüzdeki hafta pazartesi günü, yani 29 Haziran pazartesi günü bu kurslarımız başlıyor ve 6 hafta süreyle bunlar devam edecek sayın hocam. Sabah 9.30'dan 11'e kadar 1,5 saatlik bir süre ve öğleden sonra da saat 5'ten yani 17'den 18.30'a kadar 1,5 saatlik bir süre içerisinde bu Diyanet TV üzerinden yaz Kur'an kursları devam edecek. Bu yaz Kur'an kurslarının içeriğinde de 3 farklı eğitim durumu var sayın hocam. Birincisi biz yaz Kur'an kursları dinimi öğreniyorum programı. 3 program var. Bir diğeri yaz Kur'an kursları Kur'an öğreniyorum programı. Bir diğer üçüncüsü de yaz Kur'an kursları Kur'an okuyorum programı. Şimdi velilerimiz bunu daha iyi takip etmek için de malumunuz biz bir şeyi ya tamam bunu hallederiz dersek onda biraz gecikmeler, sapmalar, oynamalar olur. Ama bir yere kayıt yaptırırsak kendi kendimizi oraya biraz daha bağlanırız hocam. Oraya biraz daha bağlı kalırız, bağlanırız. Ne yapacağız? Diyanet İşleri Başkanlığımızın ana sayfası olan diyanet.gov.tr üzerinden yönetmen kardeşlerimiz bunu ekranlarda da geçirebilirler inşallah. Diyanet.gov.tr üzerinden girdiklerinde bugün yani Google ve benzeri arama motorlarına Diyanet diye yazıldığı zaman Diyanet'in ana sayfası oradan rahatlıkla gelebiliyor. O ana sayfada orada yaz Kur'an kursları başvur butonu var ortada. Hatta başkanlığımız orayı şöyle yeşil bir şerit haline almış sayın hocam. Orada kardeşlerimiz tıkladıkları zaman evladıyla ilgili TC numarası ve benzeri kayıt bilgileri var. Çocuklarını bu şekilde kayıt yaptırabilecekler. Yine biz görevlilerimize de bunu şu şekilde sayın hocam söylüyoruz. Yani velilerimiz geçen yıllardan hep bu velilerimizle, çocuklarımızla, hocalarımız irtibatlı. Gerek hanım Kur'an kursu hocalarımız, erkek Kur'an kursu hocalarımız, gerekse camilerdeki din görevlilerimiz bu anlamda bunu biliyorlar ve ne yapacaklar? O velilere, öğrencilere yardımcı olacaklar. Yani kayıt olmasında yardımcı olacaklar hocam. Kayıt olmalarında yardımcı olacaklar. Şimdi öğrencilerimiz kayıt olduktan sonra bu defa yaz Kur'an kurslarındaki bu eğitim metodundan hem televizyondaki görselden faydalanma, istifade edebilme adına bunu şey yapacaklar. Bir de ellerinde bir kitap olması lazım. İşte Kur'an'ı öğreniyorum, elif bağlar var. Evet. Yani geçen yıllardan da bunlar hep verildi. Camilerimizde var, müftülüklerimizde var. Yani Kur'an-ı Kerimler yine hakeza, belki birçoğumuzun evinde var, yine müftülüklerimizde var, camilerimizde var. Ve bir de dinimi öğreniyorum kitap materyali var. O şu anda burada da, buradan da gösterelim kardeşlerimize, seyircilerimize. Etkinlik kitabımızda. Etkinlik kitabımız. Yaz Kur'an kursları, dinimi öğreniyorum etkinlik kitabı. Bu da yine geçen yıllardan olduğu gibi bu yılda yine müftülüklerimize geldi. Kayıt yaptıran velilerimiz müftülüklerden alabilirler. Bu kitapları müftülüklerden alabilirler veyahut da mahallesindeki camisindeki hoca arkadaşımıza veyahut da Kur'an kursundaki hocalarımıza söylemek suretiyle onlardan bu kitapları, yani hocalarımız gelip müftülükten almak suretiyle talebelere ne yapabilirler? Bunları temin ederler. Tabii bu anlamda sayın hocam, bu kitaplar aynı zamanda buradan bu şekilde alamıyorsa da bazı kardeşlerimiz şunu yapabiliyor. Ya ben kitap gezdirmek istemiyorum, dolaştırmak istemiyorum diye düşünebiliyorlar. Bu kitaplarımızı Diyanet İşleri Başkanlığımızın yine eğitim hizmetlerindeki materyaller bölümü var. PDF şeklinde bu kitapları oradan da indirebilirler. Yani başkanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın eğitim hizmetleri biriminden, materyaller kısmından bu kitapları ve birçok başka görsel vesaire şeyleri yine oradan indirebilirler. Yine ben bugünkü programı kaçırdım diyen kardeşlerimiz Diyanet YouTube kanalı var. Evet. Diyanet YouTube kanalından bunu, derslerin tekrarını aynı şekilde takip edebilirler. Yine bizim hocalarımıza da şöyle bir tavsiyemiz var sayın hocam. Diyoruz ki dinleyen hocalarımız da buradan tekrar bunu duymuş olurlar. Öğrencilerimizin bir şekilde geçen yıllarda okuttuğumuz öğrencilerin kayıtlarının olmasında velilerimize yardımcı olalım. Onların istekleri doğrultusunda bu çocukları takip edelim. Şimdi uzaktan eğitim modülünde bunları takip edelim. Efendim şimdi bu çocuklar, veliler de, yani şu anda camilerimiz ibadete açık. Cemaatle namaza gelsinler. Geldiklerinde hocamız da onları davet etsin aynı zamanda. İşte Ahmet oğlum nasıl gidiyor dersler diye onunla konuşsun. Tabi bu camilerimizdeki ibadet usulleri de yani bütün seyircilerimiz, cemaatimiz biliyor ama tekrar da kısaca hemen söylemiş olalım. İşte maske, efendim fiziksel mesafeleri korumak, hijyen kurallarına dikkat etmek, kendi seccademizle camiye gelmek, efendim camilerde tesbih bulundurulmaması vesaire şeyler. Yani çocuklarımızı da camiye getirelim, onlar da aynı şekilde. Yani camide cemaat sevabından onlar da alsınlar. Bir de camiyle birlikte cami merkezli öğrenme. Yani camiler bizim olmazsa olmaz mekanlarımız ve camilerimiz her birisi Beytullah'ın birer şubesi. Yani çocuk Beytullah'ın şubesi olan camiye gelsin. Camide hocayla mülaki olsun. Bu şekilde o belirli kurallar çerçevesinde hoca da onun halini hatırını sorsun. Dersler nasıl gidiyor desin. Veyahut da uzaktan farklı bugün toplu görüşme programları vesaire şeyler var. Hocalarımız bu programları kullanmak suretiyle de velilerinden müsaade alarak nasıl okullarda çocuklarla öğrenciler, öğretmenler bu şekilde toplu eğitim, uzaktan toplu eğitim yaptılar. Keza imamlarımız, Kur'an kursu hocalarımız da aynı şekilde yaz Kur'an kursu öğrencileriyle bu şekilde uzaktan eğitim yoluyla en azından haftalık bir bunu yaptığında orada çocuklara diyecek ki işte bu hafta hangi konuyu işlediniz? Örneğin işte ibadet kısmı, ibadetlerden dinimi öğreniyorum etkinlik kitabından konuları takip ettiğinde abdestin farzları öğrenildi, guslün farzları öğrenildi, namazın farzları öğrenildi. Hadi bir özetleyelim gençler, çocuklar, bunu bir özetleyelim diyecek. İşte Kur'an'dan harfler öğrenildi. Hadi bakalım şu harf, şuradaki harf nasıldı, neydi? Bunun şekli veyahut da onları haftalık yine ödevlendirme yapacak. Bu sayfadan 3 satır senin, 3 satır senin diyecek. O çocuk oraya çalışacak. Yani birebir çocuklarla, gençlerle hocalarımız da bağı koparmadan bu şekilde onların daha sağlıklı bir şekilde bu eğitimi almalarını ne yapacaklar? Sağlayacaklar. Ve bu kurs bitiminde, 6 hafta bitiminde de hocam başkanlığımız yine bu kurslara kayıtlı olan öğrencilerden isteğe bağlı olarak bir deneme sınavı yapacak. Bir sınav, yani dönem sonu sınavı yapılacak. Bu sınavda başarılı olan bütün öğrencilerimize de yaz Kur'an kursları bitirme belgesi başkanlığımız tarafından belge verecek. Belki Yani mahallinde de hocalarımız bu kurslara bu şekilde devam eden Diyanet TV'yi işte ailesi, şimdi bu anlamda çocuğun bunu izlemesi için biraz önce hani annenin ketesinden, hevesinden vesaire şeylerden bahsettik ya hocam. Şimdi evde, şimdi önceden çocuk sadece camiye gidiyordu. Şimdi evde annenin bu defa ketesine bir şey daha ekleyeceğiz. Anne de evladıyla birlikte o da Diyanet TV'nin karşısına geçecek. Oradan programı birlikte izleyecekler. Evet. Yani çocuğa destek olması lazım. Yani yoksa anne başka bir şeyler yapmaya kalkacak olursa anne telefonunda veyahut da başka televizyonda başka programlar izlemeye, başka şeyler yapmaya kalkacak olursa o zaman çocuk ne yapmayacaktır? Ya anne sen onu yapıyorsun, işte diğer kardeşim var şöyle yapıyor, ablam böyle yapıyor, abim böyle yapıyor diyecek. Biz yaz kursunda Diyanet TV'den istifade edebileceğini düşündüğümüz o çocuk diğerlerinin başka şeyler yaptığını görerek istifade etmeyecek. Dolayısıyla anne baba, belki baba işte olabilir, dışarıda olabilir veyahut da bazen anne işte olabilir, baba evde olabilir. Bunu ne yapacaklar? Çocuğuyla birlikte bu Diyanet TV'den yani faydalanacaklar. Dolayısıyla ailecek aslında bir nevi bir eğitime girmiş olacaklar. Hani biz de dedik ya, Müslüman her durumu hayra çevirmesini bilmelidir. Evet. Yani bugün evde anne babalar böyle bir durumda çocuğuyla birlikte kendisi de bilgilerini tazeleyecek, güçlendirecek veyahut da bilmediği hususlar varsa oradan onlar da çocuğu öğrenirken onlar da öğrenmiş olacaklar hocam. Bu anlamda da daha hayırlı, daha güzel bir berekete, bir sonuca ulaşmış olacaklar inşallah. İnşallah hocam. Kainat boşluk kabul etmiyor. Evet. Halükarda eğitim, öğretim de, Kur'an eğitimi, öğretimi de devam ediyor. Rabbim inşallah bu sıkıntılı süreci de en kısa zamanda atlatmayı nasip eylesin. Amin değerli hocam. Kıymetli izleyicilerimiz, hocamızın ağzına sağlık, Allah razı olsun. Yaz Kur'an kursları faaliyetlerimizle alakalı açıklamalarda bulundu. 6 hafta devam edecek Yaz Kur'an kursları eğitimimiz 29 Haziran 2020 Pazartesi günü başlıyor inşallah. Rabbim hepimizi inşallah Efendimizin ifadesiyle evlatları için hayırlı çoban olanlardan eylesin. Ve yine Rabbim hepimizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından kendimizi ve ehlimizi korumayı hepimize nasip eylesin. Amin. Bugünkü misafirimiz Tavşanlı ilçe müftümüz Sayın Hüseyin Aksoy hocamızdı. Ağzına, yüreğine, diline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hocam şöyle diyelim, son söz olarak bütün tabii başarılar diliyoruz. Bütün insanlık için hayırlı olsun. Bu hafta sonu sınavlar var. Yani liseyi bitiren öğrencilerimiz YKS sınavına girecekler. Üniversite giriş sınavları var. Cumartesi ve pazar günü. Buradan sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Kanal 43 vesilesiyle bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Rabbim inşallah kazasız belasız bu süreci atlatırlar. Onlar için de bu hayırlı olur. Hayırlı sonuçlar nasip etsin diyoruz. Yani onu da söylemiş olalım hocam. Allah razı olsun hocam. İyi hatırlattınız. Biz de dua edelim inşallah. Rabbim hepsinin kaleminde melekleri tutsun inşallah. Amin. Rabbim emeklerini zayi eylemesin. Başka bir programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceleriniz olsun inşallah sevgili seyircilerimiz.